Layout oluşturma ve kağıt boyutu seçme. Resmi baskılar oluşturmak için birçok üretim taslağı gereklidir. Bu baskılar genellikle şirket logosu, müşteri bilgileri, ölçek bilgisi, çizim başlığı ve diğer tasarım bilgilerini içeren bir başlık bloğu olacaktır. Son baskı oluşturmak için bir taslak kullanabilirsiniz. Bu derste kendi taslağımızı oluşturacak ve bir kağıt boyutu seçeceğiz. Ekranda mekanik bir çizim bulunmaktadır. Bu çizimi kullanarak şirket başlık bloğu bastırmak isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için bir taslak belirlemelisiniz. Çalışma alanının sol alt köşesine baktığınızda bu çizime ait iki taslak olduğunu göreceksiniz. Her taslak çiziminizi bastırabileceğiniz kağıdın bir yaprağı olarak temsil edilir. Layout 1 yani ana hat bir görünümünü seçin. Bunu kağıdın bir yaprağı olarak göründüğüne dikkat edin. Ayrıca kağıdın içinde Çizimin göründüğü bir dikdörtgen olduğuna dikkat edin. Bu dikdörtgen viewport yani görüntü penceresi olarak adlandırılır. Bu dikdörtgeni seçerseniz viewport paneli açılacaktır. Klavye'den Delete tuşuna basarsanız sayfada yer alan her şey silinecektir. Şu anda ekranda görülen kağıt yazıcıya gönderdiğinizde baskının neye benzeyeceğinin bir temsilidir. Kağıdın çevresinde kesik çizgiler olduğunu göreceksiniz. Bu satır ilke sınırını temsil eder. Bu çizginin dışında olan herhangi bir şey basılmayacaktır. Bu kağıdın ve bu sınırın şeklinin seçtiğiniz kağıt boyutuna ve yazıcıya bağlı değişeceği unutulmamalıdır. Baskı için bir kağıt seçmek için Layout 1 sekmesine sağ tıklayın. Açılan menüden Page Setup Manager seçeneğini tıklayın. Açılan iletişim penceresinden Modify düğmesini tıklayın. Page Setup Manager iletişim penceresinin Plot iletişim penceresine çok benzediğine dikkat edin. Gördüğünüz gibi bir layout sadece baskı ayarlarının görsel bir sunumudur. Printer Name açılır menüsünü tıklayın. Açılan menüden DVG to PDF seçeneğini tıklayın. Siz makinenizde bağlı olan yazıcıyı seçebilirsiniz. Paper Size açılır menüsünden 8.5'e 11 inç seçeneğini tıklayın. Bu bölümde çalışmanıza uygun kağıt boyutunu örneğin milimetre ya da piksel cinsinden de seçebilirsiniz. Bu bilgiden sonra What to Plot açılır menüsünü Layout olarak bırakın. Scale açılır menüsünden birebir seçeneğini tıklayın. Eğer bir layout kullanarak bastıracaksanız, ölçeğiniz her zaman birebir olmalıdır. Çünkü bu layout gerçek bir çerçeve boyutudur. Kağıt inç cinsinden ölçülmektedir. Kağıdı birebir oranında yazdırabilirsiniz. Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra tamam düğmesine tıklayın. Ardından kapat düğmesini tıklayın. Layout genellikle kaydedilen baskı ayarlarının görsel bir görünümüdür. Ekranda görülen kağıt parçası, kağıdın yazıcıdan çıktığında gerçek hayattaki bir sunumudur. Diğer derste bu layout yani ana hat görünümüne bir başlık bloğu eklemeyi öğreneceksiniz.